Merhabalar arkadaşlar. Kodlab yayınlarından çıkan Sinema 4D kitabımızın yeni videosuyla karşınızdayım. Bundan önceki videolarımızda arayüz, object, spline, genel parametreler ve modeling menüsünü işledik. Şimdi ise deformer menüsüyle karşınızdayım. Bunun için öncelikle Sinema 4D programımızı açıyoruz. Karşımızda Sinema 4D programımız Maxon firmasının üretmiş olduğu, hatırlayacaksınız, arayüzündeyiz. Herhangi bir obje sahneye alacağım. Ben bunun için silindir tercih edeceğim. Bakın sahnemizde bir adet silindirimiz var şu anda. Evet, deformer menüsüne ulaşmak için şuradaki arayüze gördüğünüz butona basılı tutuyorsunuz. Buradan deformer'a ulaşabildiğiniz gibi aynı şekilde create ve deformer'a da buradan ulaşabiliyorsunuz. Biz Bend ile başlayacağız. Bakın Bend özelliğini uyguladığım anda etraf kısmına bir mor renkte bir çizgi geldi. Bu etki alanını gösteriyor arkadaşlar. Ne şekilde etki edeceğini gösteriyor bize. Şimdi bundan önceki özelliklerimizi atarken hatırlıyorsanız objeyi tutup sürükleyerek özelliğin altına bırakıyorduk. Bu sefer özelliği tutup objenin altına bırakıyoruz. Bunu unutmayacağız. Bir deneyelim öncelikle. Bakın Bend özelliğini ekledim. Bend'e geldim. Eğiyorum. Bakın eğim gerçekleşti. Ne şekilde eğileceğini gösteriyor. Ama özellik gerçekleşmedi. Bunun sebebi silindirin altına Bend'i atamak zorunda olmamız. Bakın silindirin altına Bend'i atadığım silindir eğildi. Ama nasıl eğildi? Düz bir hatla eğildi. Biz burada Bend özelliğine gelelim ve bunu mesela tam 90 derece bir kırım gerçekleştirelim. Düz hatla eğilmesinin sebebi silindirimizin yükseklik dilimlerinin yani yükseklik segmentinin olmaması. Bakın silindirimize gelerek height segment yani yükseklik segmentini arttırdığım oranda silindir eğilecektir. Gelelim Bend'in özelliklerine. Dikkat ediyorsanız basic, koordinat, standard, follow ve object diye iki tane yeni bir özelliğimiz geliyor. Burada size yani Bend uygulanacak bölümün boyutu mevcut. Bu bölümün boyutunu bakın küçülterek Bend'in uygulanma hattını farklılaştırabilmek elimizde. Silindirin boyutuna getirdik. Yüksekliği silindirin yüksekliğine getirmeye çalışıyorum. Ve eğimi de aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet gördüğünüz gibi buradan da yapabildiğimiz gibi white box yani box'ın içerisinde uygula. Bunun özelliği silindirde çok fazla belli olmuyor olsa da diğer özelliklerimizde daha net belli olacak. Birazdan deneriz. Unlimit yani limitler içerisinde uygula dediğimiz anda da otomatikman etki edecektir. Açı eğimin ne şekilde döneceğini belirliyor. İstediğimiz şekilde eğim kısmımızı açılandırabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi white box dediğimiz özellik bir box içerisinde eğimi uyguladı esasında. Gördüğünüz gibi. Tabi bu birazcık sıkıntılı bir eğim oldu. Sayıyı arttırıyor olsak da evet gördüğünüz gibi. Şimdi olay şu. White in box yani şu gördüğünüz box esasında. Hatırlarsanız sıfır yaptığımda normal bir box bu. Box'ın içerisinde kalan alana uyguluyor. Nasıl uyguluyor? Hemen şimdi onu da şöyle örneklendirelim. Silindir. Bend'e gelelim ve Bend'i yukarıya doğru çıkartıp buradan eğelim. Gördüğünüz gibi box'ın dışında kalan alt kısmı uygulamazken box'ın içinde kalan kısma uygulamış oldu. White in box'ın sebebi bu arkadaşlar. Sadece box'ın içinde kalan kısımları uyguluyor. Geri kalanı boş bırakıyor. Gördüğünüz gibi. Limit. Limitler içerisinde uygulama. Arkadaşlar. Bu şekilde anime de edebiliriz kendisini. Ün limit. Limit olmadan her yerde uygulama. Evet. Gördüğünüz üzere. Ne yaparsam yapayım her yerde uyguluyor. Limit olmadığını göstermiş oluyoruz.
Evet arkadaşlar, Follow uygulamanın ne şekilde ve nerede yüzdelik olacağını belirliyor. Astronomik rakamlardan bir kurtulalım önce. Şöyle bir 90 derece diyelim. Evet. Ve Bent'i de limit içerisine alalım. Şimdi tekrar dönüp Follow diyelim. Evet, limit içerisinde ne şekilde ne kadar uygulayacağımızı belirliyoruz bakın. Yükseklikte ne kadar uygulayacağız? Boyutlandırmada ne kadar uygulayacağız gibi özellikleri buradan belirleyebiliyoruz. Bir box içerisinden hesap ediyor. Dikkat ediyorsanız. Yine aynı şekilde. Bizim nesnemiz silindir. Bir silindir üzerinden hesap etmeye başlıyor. Silindirin ne boyutta uygulanacağını. Tabii şu anda silindirimiz tam anlamıyla içinde olmadığı için uygulamıyordu. Bakın silindirin içerisine alıyorum ve böylelikle silindirin tamamını uygulatmış oluyorum. Böylelikle farklı şekiller elde edebiliyorum dikkat ediyorsanız. Farklı görseller elde edebiliyorum. Bent özelliğiyle. Gördüğünüz etki alanı limit en son en fazla etki edecek alanı temsil eden kısımlar arkadaşlar. Kırmızı en fazla etki edecek. Diğer arkadaşımız en aşağı etki edecek alanı belirliyor. Bununla birlikte kendi elimizle istersek ayarlayabiliyoruz. Boyutlarını belirleyebiliyoruz. Nasıl bir boyutta olmasını istediğimizi söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Hangi boyutlar arasında kalacağımızı, yükseklikte ne kadar uygulanacağını, boyutlandırmada bakın ne kadar uygulanacağını belirliyoruz. X, Y koordinatları, formun ne şekilde etki edeceğini, 180 derece açtık. Sadece yarısını etki etmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Farklı görseller elde etmek için kullanılan nadir özelliklerden bir tanesidir. Burada da kullandığımız bütün özelliklere dair vardır. Bent özelliği ile ilgili gördüğünüz üzere. Bent özelliği en önemli özelliklerimizden ve en detaylı incelenmesi ve uygulanması gereken özelliklerimizden bir tanesi. Temel özellikler bu tarafta, detaylı özellikler follow kısmında yer alıyor. Buradan da hangi özellik üzerinde uyguluyorsak, illa buradan o özelliği seçmek zorunda değiliz. Yani box, ya bu silindir ama box'ı seçmemeliyim demek zorunda değiliz. Box'la da farklı görseller elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi farklı şekiller elde edebiliyoruz. Bu yüzden dolayı box olarak da kullanabiliriz. Başka bir obje olarak da kullanabilme özgürlüğüne sahibiz. Bunu lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bent özelliği ile birlikte ilk özelliğimizi bitirmiş olduk. Hemen ondan sonra bir box küp çizelim. Çizdiğimiz küpe segment atalım. Segmentsiz iş yapmamamız gerektiğini unutmayalım. Segment ne kadar çoksa özelliğimiz o kadar etki edecektir. Bulge özelliğimiz. Bakın hemen küpün içerisine aktarıyorum. Hemen burada özellik değerlerimiz mevcut. Özelliği ne yapacağımızı soruyor. Baskıyı nereden oluşturayım? Bakın artı baskı, içe doğru baskı. Obje üzerinde istediğimiz şekilde baskı yapabilmemizi sağlıyor. Tabii ki bu baskı alanını yine biz belirliyoruz. Animelendirebiliriz bunu arkadaşlar. Anime olarak da kullanabiliriz bu arkadaşı. Unutmayalım. Yine limit, white box, unlimit, limit var, limit yok gibi özelliklerimiz var. Bunun yanında baskının yumuşaklığını belirliyoruz. Sert olsun, yumuşak olsun, daha da yumuşasa iç taraftan geçirdik. Oynayarak çok daha farklı deformasyonlar ve çok daha farklı özellikler elde edebiliriz. Şimdi burada deformer menüsünün hepsinde follow özelliğini göreceğiz ve follow'la da bütün biraz önce bent'te gördüğümüz bütün özelliklerin içeride mevcut olduğunu göreceğiz. Bu özelliklerle farklı şekiller, farklı tasarımlar elde edebileceğinizi unutmamanızı tavsiye ediyorum. Şekli farklı noktalara çekerek daha farklı tasarımlar da elde edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha farklı görseller, daha farklı ürünler elde etmek için şeklin sizin elinizde bir oyun hamuru olduğunu ve siz ne şekilde oynarsanız ona göre yön alacağını unutmayın. Evet. Bir sonraki özelliğimizle devam edelim.